Ekranımı yansıtarak yavaştan içeriğimize başlayabiliriz. Bugün B2B pazarlama üzerinde büyüme odaklı funnel kurulumu nasıl yapılır ve funnel yönetimi nasıl yapılır kısmını konusunu ele alacağım. Özellikle içerik bulutunun daha önce yapılan webinarlarına baktığımda zaten çok değerli konuşmacılar, çok değerli konulara şey yapmışlar, değinmişler. Ben de kendimce özellikle MBT ekibi olarak bizim kendi uyguladığımız şeyleri de, metotları da aktararak bugün özellikle B2B pazarlamacılara pratik bilgiler vermeye başlıyorum. Çok kısa kendimden bahsetmek isterim. İş hayatına İş Bankası'nda başladım. Yaklaşık 5 senelik bir kurumsal tecrübem oldu. Sonra bir teknokent firmasına geçip özellikle teknoloji ve ürün yönetimi tarafında görev aldım. 2015 yılında da MBT'yi kurdum. MBT Next Big Thing'in kısaltılmışı. Kendimizi tarif etmek gerekirse aslında büyüme odaklı bir pazarlama ajansıyız. Kendimize ait geliştirdiğimiz ürünler ve metodolojilerle büyüme ihtiyacı olan özellikle teknoloji scale-up'larına destek sağlıyoruz. İktisat mezunuyum, yüksek lisansım finans, doktoram pazarlama. Son 3 senedir de İngiltere'de yaşıyorum. Yaklaşık zamanımın %5'i akademiye gidiyor. Türkiye'de halihazırda Bilgi Üniversitesi'nde online interaktif pazarlama şeyi veriyorum, dersi veriyorum. Zaten şu an ilk chatte gördüğüm bazı öğrencilerim de var o taraftan. Onun dışında İngiltere'de ara ara Middlesex ve Birmingham üniversitelerine konuk konuşmacı olarak gitmeye çalışıyorum. Bunun dışında çok severek, zaman buldukça çok severek yaptığım mentorluk kısmı var. İngiltere'de London Partners Startup Bootcamp, CMM ve şeyde de Türkiye'de özellikle Innogate'de dönem dönem workshoplar verip özellikle startuplara pazarlama alanında mentorluk yapmaya vakit ayırmaya çalışıyorum. Şimdi bugünkü içeriğimiz dediğim gibi B2B odaklı olacak, B2B pazarlama odaklı olacak ve aslında büyüme odaklı bir pazarlama loop'u, yani büyüme odaklı pazarlama adımları nasıl oluşturur kısmında yer yer gerçek hayattan örnekler de vererek uçtan uca bunu kapsamaya çalışacağım. Şu an ekranda gördüğünüz aslında bugün benim bütün anlatacağım içeriğin en özet ve en hap gibi hali. Buradaki bir loop'tan bahsediyoruz biz aslında büyüme odaklı pazarlama kısmını konuştuğumuzda. Bu arada pazarlamanın içerisinden dönem dönem farklı isimlerde pazarlama şeyleri çıkıyor. Metodolojileri çıkıyor. Büyüme odaklı pazarlama da özellikle son 3-4 senede çok meşhur olan bir şey, kavram. Birazcık aslında içeriğine girdiğimizde büyüme odaklı pazarlamanın birkaç tane farklılaşan kısmı var. Bunların en önemlisi çok fazla denemeye, dataya ve iterasyona dayalı olması. Bir diğeri de aslında loop'u izliyor olması. Bu loop'ta da aslında çok kabaca bugün bizim değineceğimiz 4 tane aşama olacak. Bunlardan birincisi check-up aşaması. Check-up aşaması aslında her firmanın hangi dönemde olursa olsun, hangi süreçte olursa olsun, yeni kurulan bir firma da olabilir, çok uzun yıllardır faaliyet gösteren bir firma da olabilir. Günün sonunda büyüme odaklı pazarlama metodolojisini benimsemek isteyen firmaların ilk başta kendilerine, rakiplerine ve mevcut müşteri, potansiyel müşteri veya kaybettiği müşterilerine analiz ederek elde ettikleri data kısmını oluşturuyor. Bu check-up kısmının amacı bir sonraki adım olan strateji geliştirme safhasına aslında data sağlıyor durumda olmak. Strateji geliştirme kısmında özellikle bugün anlatacağım metot dediğim gibi birazcık bizim MBT tarafında şey yaptığımız, uyguladığımız bir metodoloji. Strateji geliştirme tarafında kritik bir konu funnel'ları üretmek olacak, büyüme funnel'larını. Büyüme funnel'larını üretirken de özellikle personaları üretmek ve B2B firmalarda çoğunlukla gördüğümüz birden fazla ürünün aynı marka altında toplaşmasından dolayı her bir markaya ait personaları eşleme işlemini yapmak. Bir de yapılacak bütün faaliyetlerde, bütün pazarlama aksiyonlarında hangi metrikler önemli olacaksa o metrikleri
ilk başta belirlemek kısmı, işin strateji geliştirme kısmını oluşturuyor. Bunların hepsine çok detaylı değineceğim için şu anda çok üst başlıkta, çok özet olarak hani eğitimin de akışı nasıl olacağını birazcık böyle önden göstermek için çok hızlı hızlı değiniyorum. Üçüncü kısım planlama kısmı. Yani biz check-up'ı yapıp kendimize, rakiplere bakıp müşterilerimizden insight aldıktan sonra funnel'larımızı, personalımızı ve hangi ürünlere gideceğimizi belirledikten ve metriklerimizi belirledikten sonra artık iş pazara çıkıp funnel'ları test etmeye geliyor. Funnel'ları test ederek planlama yapma tarafı, aslında büyüme mantalitesinde planlama yapma tarafında o bugün değineceğimiz metodoloji her bir taktiğin belli bir funnel'a ve belli bir persona'ya ait olacağını gösterecek. Aynı zamanda her bir taktiğin belirli bir metriği hedef aldığı, aynı zamanda da yine her bir taktiğin bugün bolca bahsedeceğimiz funnel'ın farklı aşamaları olan TOFU, MOFU ve BOFU, top of the funnel, middle of the funnel ve bottom of the funnel, çok detaylı anlatacağım zaten sunum içerisinde. Yani yapılan her bir taktik funnel'ın hangi aşamasına etki edebilir kısmına göre bir planlamanın yapıldığı bir dünya üçüncü şey adım. Son adım aslında bu loop'u kuran adımda büyüme odaklı yönetim. Burada da yapılan bütün şeylerde, çalışmalarda, bütün taktiklerde, bütün planlarda data odaklı olmanın yaratacağı en büyük fayda iterasyon yapabilme kabiliyeti. İterasyon yaparken bazen marka bilinirliği ve trafik elde etme metriklerine, bazen lead elde etme metriklerine, bazen müşteri elde etme metriklerine, bazen de mevcut müşteri yönetme metriklerine bakarak biz bir sonraki planlama dönemlerinde yapılacak planları, taktikleri bazen de özellikle startup ve scale-up'larda çok görebildiğimiz bir durum bu. Bazen de geliştirdiğimiz strateji içerisindeki funnel'lara veya personal'lara etki eden çıktılar elde etmeye çalışıyoruz. Aslında bu loop'un ana şeyi, mantığı data odaklı ve datanın yönlendirdiği yöne göre aslında bütün pazarlama ve satış faaliyetlerini optimize edebilir durumda olmak. Şimdi bu adımları tek tek üzerinden geçelim. İlk adımın üzerinde çok durmayacağım check-up tarafının ama sadece check-up yaparken yani hangi şeylerden, hangi boyutlardan bakmanız gerekiyor kendinize ve rakibinize onlardan biraz bahsedeceğim. Aslında pazarlamanın çok hani şeyi çok tradisyonel pazarlamadaki 4P dediğimiz kısmı burada benchmark alabilirsiniz. Yani check-up kısmında özellikle dijital pazarlama tarafında bazen işin sadece promotion kısmına bakabiliyoruz. Ama bu özellikle strateji geliştirirken bize çok eksik bilgi veriyor. Evet, sonuçta rakiplerimizin ne kadar sosyal medya takipçisi olduğu, işte sitelerine ne kadar trafik geldiği gibi datalar önemli datalar. Ama hem kendimizi analiz ederken mevcuttaki neler yapıyoruz kısmını hem de rakipleri analiz ederken bizim işin ürün ve servis karması, yani biz hangi hedef kitlelere gidiyoruz. Birazdan detayına geleceğimiz persona tarafı. Ondan hangi problemini çözüyoruz. Ve rakiplere göre farklılaştığımız bizim unique selling proposition dediğimiz farklılaştığımız şey ne? Söylem ne? Onun işte fiyatlama tarafında nasıl bir gelir ve gider şeyimiz var? Yapımız var. İşin distribution dağıtım kısmında özellikle B2B'deki çok kritik olan kısım onboarding süreçlerimiz nasıl? Yani insanlar bizi duyduktan sonra online'dan veya offline'dan bizle iletişime geçtikten sonra bizim ürünümüzü ve hizmetlerimizi kullanma süreci ve kullandıktan sonraki süreçler nasıl gerçekleşiyor? Bir customer success durumumuz varsa sattığımız ürünün veya hizmetin arkasından bir ekstra bir destek servis sağlıyorsak bu süreçleri nasıl sağlıyoruz? Hangi özellikle Türkiye pazarında globalleşmenin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz? Hangi pazarlarda faaliyet gösteriyoruz veya göstermek istiyoruz veya key partnerlerimizle yaptığımız bütün hem ürün hem satış hem de pazarlama çalışmalarında ve son olarak da promotion kısmı zaten bugün daha detayına ineceğimiz kısım bu kısım. Halihazırda bizler ve rakiplerimiz owned, paid ve earned tarafta hem kendine ait mecralarda hem reklam yaptıkları mecralarda hem de kazanılmış mecralarda ne gibi faaliyetler gösteriyor. Buradaki özellikle check-up'ı yaparken
Tabii ki çok fazla kullanabileceğiniz tool var. Yani işte Google Analytics gibi, Facebook Insights gibi veya Similar Web gibi. Zaten çok veya işte çok farklı SEO tool'ları gibi çok farklı tool'lardan zaten data alabiliyor durumdasınız. Ama onun dışında bu dataları alırken hep aklınızın bir köşesinde şu olsun. Bu işi sadece promotion şeyle değil, bacağıyla değil, mümkün mertebe 4P'yi de kapsayarak bu analizi yapalım. Çünkü farklılaşacağımız kısımlar bazı zamanlar işin fiyatlama kısmında olabilir. Bazı zamanlar işin dağıtım kanalı kısmında olabilir. Bazı zamanlarda mevcut hali hazırdaki ürünlerimizin yanına başka bir ürün çıkararak olabilir. Öyle olduğu için bu 4P kıyaslaması her zaman aklımızın bir köşesinde kalmalı. Kendimize bakıp rakiplere baktıktan sonra bir önemli paydaş daha var. O paydaşta müşteriler. Burada müşterilerin alt kırılımına girdiğimizde mevcut müşterilerimiz var. Kaybettiğimiz müşterilerimiz var. Veya potansiyel müşterilerimiz var. Veya biz hiçbir satış yapmayan bir firma da olabiliriz. Ideal, yani ideal şeyimiz var. Müşterilerimiz var. Bu müşterilerle yapılacak birebir interview'larda özellikle B2B alanında önemli olan hangi rolde, hangi firmada, hangi hedefleri var gibi sorularla alacağımız datalar bir sonraki adımda bizim özellikle persona geliştirirken, yani bizim müşterimizi daha böyle ele avucu hale getirir, daha tanımlarken bizim için önemli bir data kaynağı olacak. Bizim check-up'taki yapmamızın ana sebebi dediğim gibi büyüme odaklı pazarlama kısmında funnel'ları oluştururken bu datalardan faydalanabilmek. Şimdi funnel'ları oluştururken bizim strateji geliştirme tarafında ele alacağımız ana kalemler şunlar olacak. Bir yandan da WhatsApp'a bakıyorum, kusura bakmayın. Herhangi bir aksilik olursa içerik kurutu ekibinden bilgi gelecek diye. O yüzden gözüm kayıyor arada. Check-up'ta elde ettiğimiz kendimize ait analiz, rakiplerden elde ettiğimiz rekabet bilgisi ve müşterilerden potansiyel ve mevcut müşterilerden elde ettiğimiz datalarla beraber biz bir sonraki adımda ürün servis kavramımızı, her bir ürün ve servis kavramı için personalarımızı ve bunlara göre de funnel'larımızı çiziyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle funnel'ları oluşturmanın önce dikkat etmemiz gereken bazı konular var. B2B özeline girdiğimizde B2B firmalarda gördüğümüz bir ürün, hizmet ve marka iç içe geçişkenliğini görüyoruz. Yani firmaların faaliyet gösterdiği, bizim umbrella brand dediğimiz, yani şemsiye ana marka dediğimiz markalar varken, bir marka varken bu markanın altında sub brand dediğimiz alt markalar olabiliyor. Bu markanın altında alt ürünler olabiliyor veya alt hizmetler olabiliyor. Burada ilk başta funnel'ları şey yapacakken, oluştururken ilk önce şuna karar vermemiz lazım. Biz hangi marka ve veya ürün ve veya çözüm için ayrı funnel'lar oluşturacağız. Buradaki şeyi çok karıştırmamak lazım. Bir ürünün farklı özellikleri, feature set, özellik seti olabilir. Buradaki bizim funnel'ları ayıracağımız kısım farklı özellik setleri değil. Bunu biraz şöyle düşünün. Eğer P&L'ini, yani gelir giderini ayrı takip edebildiğiniz, konumlanması, hedef kitlesi, rekabeti ayrı olan ürünler için ayrı funnel'laşmak çok çok daha şeydir, önemlidir. Ama aynı ürünün farklı tip şey satış modelleri için ayrı funnel'laşmanıza çok fazla gerek yok. Arada da bir chat'e bakayım bu arada. Tamam, bir şey yokmuş chat'te. Bir diğer kısım iş modeli kısmı. Funnel oluştururken iş modeli kısmındaki zaten ana bir B2B ve B2C ayrımımız var. Yani sonuçta işletmeler arası bir satış mı yapıyoruz yoksa nihai kullanıcıya mı şey yapıyoruz, gidiyoruz. Bugün biz zaten B2B tarafına konuşuyor durumda olacağız. B2B'nin içerisinde de sattığımız nihai firma büyüklüğü, yani enterprise level bir firma mı, daha küçük ölçekli bir firma mı, bizim funnel şeylerimiz, aşamalarımız çok değiştiriyor. Hatta buradaki en değişkenlik gösteren husus, ürünün satışını yaparken SaaS dediğimiz, yani software as a service şeylerin, hedef kitlenin gelip çok fazla insana ihtiyaç olmadan kendisinin sistemler üzerinden ürüne şey yaptığı, onboard olduğu, ürünü kullanabildiği SaaS ürünlerle B2B'de, bir de online'dan lead toplayıp
gelen lead'i sonra satış ekiplerinin çalışmalarıyla satışa döndürmeye çalışan, daha bizim enterprise level satış dediğimiz metotlu olması bile başlı başına çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Üçüncü ana konu da zaten birazdan detayına gireceğimiz olan, biz ürünleri ve servisleri belirledikten sonra hangi ürün ve servisler için ayrı şey açacağımız kısmını, funnel açacağımız kısmını, sonra her bir ürün özelinde de personaları belirleme konusu. Personaları belirlerken zaten bununla ilgili çok fazla şey bulabilirsiniz internette. Çok fazla template bulabilirsiniz. Hatta HubSpot'un Build My Persona diye bir template'i var. Direkt girip online tool üzerinden zaten personanızı oluşturuyorsunuz. Burada persona kısmında değinmek istediğim birkaç tane konu var. Birincisi, B2B persona oluştururken evet endüstrisi, title'ı, kaç kişilik bir firmada çalıştığı gibi konular çok önemli. Ama özellikle hedefleri veya hali hazırda yaşadığı problemleri varsa bunlar da bizim için önemli bir hale geliyor. Burada persona aslında aynı ürün için farklı funnel'lar açmamızdaki kritik bir şey, değişken. Şöyle bir örnek verebilirim. Sitelerin hızlı açılmasını sağlayan bir teknoloji, bir CDN isimli bir teknoloji var. Bu CDN ürününü kullanan iki tane farklı tip persona var. Birisi işte e-commerce marketing manager. E-commerce marketing manager'ın siteyi neden hızlı açma ihtiyacı var? Çünkü e-commerce şeyleri için, evet, content delivery network, Mehmet Bey teşekkür ederim. Çünkü e-commerce marketing manager için konu sitesinin hızlı açılması. Böylelikle özellikle SEO anlamında sitesinin gelişmesi ve daha fazla trafik ve günün sonunda daha fazla satış. Yani e-commerce marketing manager sitesinin hızlı açmasının ana isteği daha fazla satış yapmak. Ama aynı ürünün bir de head of IT dediğimiz veya IT direktör dediğimiz IT ekibinin başındaki bir personası da var. Şimdi bu persona da muhtemelen belki business'lar, business unit'ler tarafından harekete geçirilmiş olsa dahi amacı, ya benim bulacağım CDN bana bir security konusu çıkarmasın. Benim hali hazırdaki teknoloji sistemimle uyumlu çalışsın. Bana ekstra development cost'u çıkarmasın. Şimdi aynı ürünü iki farklı persona'da çerçevesinden baktığımızda aslında bütün pazarlama söylemleri takip edilecek belki metrikler, hatta yani iki tane landing tanıtım sayfası düşünün bu iki personayı ayrı alacağımız. İşte marketing manager'ın landing'i işte increase your sales diye, satışlarını artır diye bağırırken, head of IT'nin landing'i işte no implementation cost, no security issues gibi, yani şey yok, herhangi bir implementasyon şeyi yok, maliyeti yok ve herhangi bir güvenlik problemi yok gibi konulardan bahsedecek. Böyle olduğu için biz B2B tarafta her bir funnel açmaya karar verdiğimiz her bir ürün için dönüp bir de bu persona bazı düşünüyor durumda olmamız lazım. Burada bir de şey başlığı da açmak isterim. Bazı firmalarda umbrella brand dediğimiz ana marka diğer ürünlerine göre farklı personaya konuşabilir. Örnek vereyim. Bir HR platformunuz var. Bir HR teknolojisi sağlayan bir platformunuz var. Bu platform ürün bazında bir İK müdürüne veya bir işe alım müdürüne hedeflerken ana marka, umbrella brand, CXO level dediğimiz aslında hani karar verici ve genel müdür yardımcısı seviyesindeki personayı hedefliyor durumda olabilir. Bu nerede farklılaşıyor? Çünkü ürün bazlı, yani İK müdürünü hedefleyen bir HR teknolojisi, işe alımları kolaylaştıran bir teknoloji olsun, daha fonksiyonel ve daha İK müdürünün günlük problemleri üzerine bir söylem geliştirecekken, ana marka, CXO level'a konuşan marka daha belki böyle employer branding gibi daha C-Level'ın masasındaki konulara konuşuyor durumda olacak. Öyle olduğu için şeye düşünürken, her bir ürün için farklı persona düşünürken şu da hep aklımızda olsun. Bizim ana markamızın altında farklı ürün ve hizmetlerimiz varsa umbrella brandlerimiz ana markada farklı personalara konuşuyor durumda olabilir. Personaları
Ürün bazlı personaları belirledikten sonraki konuda her bir funnel için, yani her bir funnel'da elimizde bir tane ürün ve bir tane persona var. Her bir persona ve funnel eşleşmesi için positioning statement'ların belirlenmesi. Biraz önce verdiğim CDN örneğindeki işte Head of IT'nin funnel'ında ve Marketing Manager'ın funnel'ında her ikisi içinde CDN'in positioning statement'ları, yani konumlanma cümleleri farklılık gösteriyor. Bir konumlanma cümlesi yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus da hedef müşterilerin hangi ihtiyaçları için bizim rakipten farklı olarak neyi aslında yapmayı vaat ettiğimiz kısım. Şimdi funnel diye konuşuyorum. Bir funnel'ı gözünüzde canlandırayım. Şu an ekranda gördüğünüz bir B2B, örnek bir B2B funnel. Bizim MBT'de kullandığımız Marketing Machine isimli bir ürünümüz var. Onun içerisinden yer yer screenshot kullanacağım. Bazı yerleri kapattım. Çünkü gizli confidential veriler olduğu için. Ama genel olarak funnel dediğimizde, B2B funnel dediğimizde 3 aşağı 5 yukarı karşımıza çıkacak funnel aşamalarından hızlıca bahsetmek isterim. İlk aşama, en üstte gördüğünüz visitor aşaması, aslında bizim için yapılan bütün çalışmalar sonucunda sitemize gelen ziyaretçi. Bir sonraki aşama lead dediğimiz, siteye gelen ziyaretçilerin insanlaşması. Yani şöyle söyleyeyim, visitor bizim için Google Analytics'ten baktığımızdaki gördüğümüz anonim rakamlar. Bizim için insanlaştığı taraf, yani üzerine satış yapmak için faaliyet göstermeye başlanacağı taraf, işin lead tarafı, lead geliştirme tarafı. Lead'den sonraki kısım qualified lead. Bu da tekrar altını çizeyim. Her firma üzerinde bu funnel'ın şeyleri, layer'ları farklılaşabilir. Ama genel olarak B2B dünyada özellikle SaaS olarak değil de online'dan lead toplayıp sonra satışı tamamlayan firmalarda çoğunlukla kullanan bir funnel şeyidir bu. Funnel tipidir. Qualified lead de gelen lead'lerden hangisi üzerinde satış yapılabilecek lead'lerse onlara verilen isim. Qualified lead'in tanımlanması da gene firmadan firmaya göre değişebilir. Burada bazı firmalar lead'leri tamamıyla landing page'ten toplarken aldıkları bilgilere göre marketing qualified, yani pazarlamak için, pazarlama anlamında onaylanmış lead'ler olarak tanımlarken, bazı firmalardaki satış ekipleri tamamıyla dönüp lead'e baktığında lead'in özellikleri, nerede çalıştığı, hangi şeyden geldiği, formdan geldiği gibi satış ekipleri de bunu yapabiliyor durumda. Bir sonraki aşama opportunity. Opportunity çoğunlukla üzerine satış yapılabilecek bir lead'in sonunda süreç içerisinde cevap verdiği bir anda gerçekleşiyor çoğu firma için. Yani bir lead var, evet satış yapılabilir durumda, ama opportunity seviyesi artık satış yapılabilecek bir lead'in cevap verdiği bir aşamayı kapsıyor. Bir sonraki aşama proposal sent. O da teklifin yollandığı kısım, aslında satışa en yakın kısım. Son tarafta customer kısmı. Şimdi bu ekranda gördüğünüz funnel'da öncelikle her bir visitor, lead, qualified lead gibi şeylerde, aşamalarda yanda belirli rakamlar görüyorsunuz. Bunlar aslında o aşamaya tekabül eden rakamlar. Bir de aşamalar arasında yüzdeler görüyorsunuz. Bunlar da dönüşüm oranı dediğimiz conversion rate'ler. Yani her bir aşamadan bir sonraki aşamaya giderken ne kadar kişiyi kaybettiğimizi gösteren kısım. Opportunity'den itibaren yanında gördüğünüz potential sales volume kısmı var. Bu B2B'ler için şundan kritik. B2B'de özellikle enterprise level'ı satış yaptığınız bir dünyada satış cycle'ı, yani satışı kapatma süreci uzun. Hatta böyle banka, sigorta gibi sektörlere satıyorsanız veya çok böyle faal olmadığınız pazarlara yeni giriş yapmak istiyorsanız globalleşme tarafından, işte 9 ay, 1 yıl mertebesinde satış cycle'ları olabiliyor. Şimdi 9 ay, 1 yıl ortalama satışı kapatma süresi olan bir üründe veya bir hizmette satış kapanana kadar bekleyip optimizasyon yapmak çok mümkün değil. Öyle olduğu için satış kapanmadan önce de özellikle teklif aşamasına yaklaştığı anda satsam ne kadara satardım tarzında satılacak ürünün bedelini giriyor olmak potansiyel aslında return on investment analizi yapabilmemizi sağlıyor. Burada bir diğer kısım da
bir sonraki şeyde slaytlarda zaten derinlemesine gireceğimiz kısım. Şu üstte gördüğünüz growth funnel dediğimiz kısım aslında bu funnel'ı ürünler bazında farklı farklı bakabilmemizi sağlıyor. İşte bizim CDN örneğinden gidersek işte CDN'in iki farklı tipi var. İşte bir tanesi şey olan online alınan SaaS tipi CDN, cloud'da olan CDN diyeyim. Bir tanesi de daha on-prem dediğimiz on-premise yerine koyulan CDN. Şimdi bu iki ürünün şeyleri ayrı, funnel'lar ayrı. Çünkü ikisinin de satış pazarlama faaliyetleri, süreçleri ayrı olarak götürülüyor. Bunlardan biz cloud CDN'i düşündüğümüzde positioning dediğimiz kısımda cloud CDN için bizim örneğimizdeki marketing manager'la head of IT personas'ın kısım. Yani CDN ve Head of IT bir positioning bizim için. CDN ve Marketing Manager da bir diğer positioning. Her bir positioning bazında da landing page'ler. Yani o lead'leri topladığımız şeyler, sayfalar. Bu üç boyutlu bir yapıdan bahsediyoruz burada. Bunun altındaki kısımda source, medium, campaign ve ülkede her bir şey bazında aslında buradaki varyasyon bazında hangi source'tan, hangi kaynaktan, hangi kampanya, hangi ülkeden gelen trafik, lead ve sonrası bazındaki rakamların nasıl değiştiğini gösteriyor. Aslında bugün konuşacağımız bu funnel bazlı yönetim mekanizmasındaki ana husus şurada gerçekleşiyor. Biz işte bir e-mail kampanyası yapalım veya işte biz bir dönüp işte bir blog post yazalım gibi kendimizin karar vermesinden ziyade özellikle şeyimizde firmamız altında koşan bütün funnel'lara bakarak funnel'ların içerisindeki datalardan trigger olarak aslında taktikleri belirlediğimiz bir dünya. İşin biraz iterasyon kısmında da funnel mantığıyla düşünmeye başladığımızda aslında günün sonunda funnel'ın en altı neye tekabül ediyor? Funnel'ın en altı müşteriye ve gelire tekabül ediyor. Aslında yapılan bütün çalışmaları mümkün mertebe müşteri kazanım ve geliri büyütmeye yönelik yapabilmeyi sağlayan bir metodolojiden bahsediyoruz. Burada architecture olarak göstermem gerekirse dediğim gibi ana markanın altında farklı ürün bazında şeyler, funnel'lar, her bir ürünün de farklı personası bazında alt funnel'ların oluştuğu bir yer var. Aslında her bir ürünün personalarından gelen funnel'lar konsolide olup toplam ürün funnel'ını, bütün ürünlerin toplamı da toplam aslında markanın ana funnel'ını veriyor durumda. Şimdi gelelim. Buraya kadar biraz funnel oluşturma kısmını şey yaptık, konuştuk. Hani çok da kısa özetlemek gerekirse birinci yapılması gereken adım hangi ürün veya marka veya hizmetler için funnel oluşturacağımızın kararını vermek. Özellikle P&L'ini ayrı takip ettiğimiz ürünler için mutlaka ayrı funnel oluşturmak lazım. İkincisi her bir funnel üzerinde bu funnel'ın potansiyel alıcısı, personası kim karar verip ona göre de her bir personel üzerinde de ayrı funnel'ları tekrar açıyor durumda olmak. Personal'ın da bir altındaki funnel'da aslında dediğim gibi landing page funnel'ları var. Yani CDN örneğine gidersek CDN marketing manager'ı için siz 10 tane farklı landing'den lead toplamayı deniyor olabilirsiniz. O zaman CDN'in marketing manager personasının altındaki 10 ayrı landing içinde de aslında 10 ayrı funnel üretmiş durumda oluyorsunuz. Şimdi funnel bazlı iterasyonu yaparken, işin taktiklerini belirlerken özellikle pazarlama aksiyonlarını nasıl kullandığımızdan birazcık bahsedelim kalan yarım saatimiz içerisinde. Burada solda gördüğünüz funnel'da top of the funnel dediğimiz kısım aslında bizi muhtemelen sitemize gelmemiş veya sitemize geldiyse de henüz lead'e dönmemiş şeyler için, trafikler için yaptığımız çalışmaları kapsıyor. Biz buraya reach attract diyoruz. Yani burada ana amacımız insanlara ulaşıp onu bir şekilde aslında dijital envanterimize, sitemize çekmek. İkinci kısım engage convert dediğimiz siteye gelmiş ama henüz lead'e dönmemiş kısım. Burası da middle of the funnel olarak geçiyor. Buradaki amaç da bunlarla bir şekilde etkileşime geçip bunları convert etmek. Neye convert etmek? Aslında bir şekilde lead'e çevirmek. Yani gelen şeylerin, trafiğin lead'e dönme faaliyetlerini kapsıyor. Son tarafta nurture close. Bu da lead olmuş ama satışa dönmemiş. Lead'leri müşteriye çevirme kısmı. Burası bottom of the funnel olarak geçiyor şeyde. Özellikle inbound pazarlama şeyinde, literatüründe.
En aşağıya baktığınızda da customer ve revenue base var aslında. Yani biz bir müşteri elde ettikten sonra da aslında bizim için şey bitmiyor, iş bitmiyor. Hatta çoğu büyüme buralarda gizli. Mevcut müşterileri elde tutma ve büyütme konusu var. Şimdi bütün pazarlama faaliyetlerini şey yaparken, kurgularken bizim hep bu funnel mantığına göre düşünüyor olmamız şöyle bir şey var, farklılığı var. Şimdi birazdan konuşacağımız şeylerde aslında taktiklerde diyeyim. Web sitesi yönetimi gibi, içerik pazarlaması gibi, e-mail pazarlaması gibi, sosyal medya yönetimi gibi, owned media dediğimiz kendimize ait mecraların yönetimi kısımları var. Ama bakın bir örnek vermek gerekirse web sitesi yönetimi TOFU'nun ortasında başlıyor. Neden? Çünkü önce bir siteme gelmesi lazım. Bakın e-mail marketing engage convert'ın ortasında başlıyor. Çünkü önce bir e-mailini bırakıyor durumda olması lazım. Buradaki hiyerarşik olarak bakmamızın ana sebebi de şu aslında. Bize bir taktik geliştirirken günün sonunda her bir taktiğin hangi positioning, yani hangi product ve persona için yapılıyor, hangi alan TOFU, BOFU ve BOFU da hangi alanı için yapılıyor ve hangi metriği şey yapıyor, hedefliyor konusunda belirli şeyler, parametre içermesi gerekiyor. Yani dediğim gibi, yani bir örnek vermek gerekirse, hadi bir e-mail marketing şeyi yapalım, çalışması yapalımdan ziyade, bizim marketing manager şeyimizin, funnel'ımızın içerisinde çok fazla şeyde qualified lead olmasına rağmen satışa dönmemiş çok fazla lead var. Hadi bunlara hazırladığımız use case'in e-mailingini yapalım. Burada da ana hedeflediğimiz metriklerde işte bu e-mailin tıklanma oranı, bu e-mailin açılma oranı gibi metrikler olsun gibi. Tamamıyla aslında biraz daha tersten düşünerek funnel nerede tıkandıysa oraya yönelik alınacak aksiyonla funnel'ı açmaya çalışma faaliyetleri. Burada dediğim gibi biz bütün funnel'ın içerisinde 4 tane ana hedeften bahsediyoruz. Birinci hedefimiz reach ve attract tarafı. Yani bizim örneğimizde burada herhangi bir yani bu landing page detayına kadar seçilen bir şey var, örnek var. Yani bir funnel'ın içerisinde, birden fazla funnel'ın içerisinde bir funnel seçilmiş. Onlardanla ilgili bir persona eşleşmesi seçilmiş ve onun bir landing'i seçilmiş. Ve buraya baktığımızda işte 7000 o landing'e gelen 7000 kişiden 147 tanesi lead'e dönmüş. Bunlardan bir tanesi qualified olarak işaretlenmiş firma tarafından. Bu aynı zamanda cevap alınmış, teklif yollanmış ve satışta kapatılmış. Buradaki bu sadece bu funnel'ın, bu personasının ve bu landing'inin detayına baktığımızda her bir aşama için bizim harekete geçirebileceğimiz şeyler ne? Aksiyonlar ne? Biraz onlardan konuşalım. Şimdi ilk kısım reach ve attract kısmı. Aslında şu anda bizim bu funnel'da göremediğimiz visitor'ın üstünde bir yer daha var. O da brand reach dediğimiz markanın erişimi. Yani günün sonunda bizim funnel'ın ilk aşamasında ilgili yapacağımız aksiyonlar iki şey için. Birincisi marka bilinirliği, ikincisi de trafik elde etmek. Marka bilinirliği trafik elde etmekten daha şeyde bir metrik. Yani rakam olarak daha yüksek bir metrik. Yani o yüzden hani en üstte o yer alırdı. Çünkü bizim markamızın bir şekilde önüne düştüğü herkes sitemizi ziyaret etmiyor. Ama burada bizim site ziyaretini başlatabilmemiz için ilk oynamamız gereken şey de marka bilinirliği oluyor. Burada neler yapabiliriz? Zaten dediğim gibi kısıtlı süre olduğu için bunların hepsini çok aşağı detayına girmeyeceğim. Çok böyle üstten anlatmaya çalışacağım. Zaten içerik butonunun YouTube sayfasına girerseniz geçmiş webinarlarla ilgili bütün şeylerde, bu bütün kalemler çok detaylı şeylerde var, webinarlarda var. Şimdi işin reach attract tarafı, yani ben funnel'ın üstünden ilk şeyleri, visitor'ları toplama tarafında kullanabileceğim belli başlı mecralar. İşin B2B tarafı olduğu için LinkedIn tarafında belirlediğim personaları target edip reklamlar çıkabilirim. AdWords tarafında özellikle Google'da yaptıkları aramalarda, bu rakip aramaları olabilir, işte long tail dediğimiz bizim için çok spesifik arama şeyleri, arama sözcükleri olabilir. Bunları hedefleyerek siteme trafik sağlayabilirim. Referral ve backlink dediğimiz bizim için alakalı şeylerden, kaynaklardan backlink alabilirim. Ve oralardan referral trafik alabilirim. İşte Quora, Reddit gibi yerlerden social bookmarking dediğimiz konuyla gidip Quora'daki bir soruya
İşte CDN ile ilgili şeyde örnekten devam edersek, işte CDN ile alakalı sitelerin yavaş açılma konusuyla ilgili bir soruya dönüp CDN ile ilgili arka tarafta da şeyi ürünü ve markayı tanıtan bir içerik bırakabilirim, bir cevap verebilirim. Twitter'da alakalı eventlerle ve alakalı konuşmalar üzerinden hedefleme yapabilirim. Bunun dışında tüm bunları yaparken ben bir de şöyle bir trafikle de karşı karşıya kalırım. Direkt ve markamın isminin aranarak geldiği, arama Google'dan markamın arama motorlarından markamın isminin aranarak geldiği şeyler, trafikler. Bunlar aslında bu yapılan bütün çalışmalarda, online artı offline, bütün markalaşma çalışmalarında marka biliniminin artmasıyla artan trafikler. Organik trafik elde ederim. Özellikle yapılan SEO çalışmaları ve içerik pazarlaması çalışmalarında. Remarketing dediğimiz sonuçta siteyi bir kere ziyaret edenin veya bizim izini database'imizi yükleyerek belli platformlarda belli kişilere yaptığımız reklam çalışmalarıyla trafik elde edilebilirim. Sosyal medya tarafında yaptığım zaten posting, sürekli yaptığım şeyler, içerik paylaşımları bana bir trafik sağlayabilir. Bir de gene LinkedIn, Facebook grupları gibi yerlerde gidip belirli şeylere, discussionlara katılıp oralardan trafik sağlayabilirim. Bu aslında dediğim gibi hepsinin detayına girip anlatılacak bir zaman da yok. Çok da orayı da dağıtmak istemiyorum. Ama bu bizim ana konumuza dönersek B2B'de funnel odaklı işi yönetirken en üstte, yani bizim visitor sayımız ve brand reach sayımız artırmaya yönelik yapabileceğimiz şeyler, aksiyonlar. Bir diğer kısma geldiğimizde, gene aynı funnel'a döndüğümüzde, yani funnel 7000 tane ziyaretçiden 147 tane lead elde etmiş. Burada %2'lik bir şey var. Conversion dediğim dönüşüm oranı var. Şimdi funnel'ın en altında customer yazıyor ya, aslında en altın müşteri ve revenue. Yani müşteri ve gelir anlamına geliyor. Şimdi müşteri ve geliri artırmanın yolu her zaman en üstteki visitor sayısını artırma yolu değil. Aslında aralardaki o conversion rate dediğimiz kısımları optimize edebilmek, artırabilmek de altta en altı büyütme anlamında bize ciddi fırsat sağlıyor. Burada ikinci kısım, engage ve convert kısmı bizim için conversion rate optimization'da dediğimiz, aslında dönüşüm oranını optimize etme çalışmalarını kapsıyor. Bu tarafta neler yapıyoruz B2B tarafta? Burada çoğunlukla kullandığımız kaynaklar diyeyim. İki ayrı kaynağımız var burada. Bir kaynağımız şu. İndirdiğimiz, trafiği indirdiğimiz sayfalar, landing page'lerin içerik olarak farklılaşması var. Yani lead toplarken biz bir event'e sign up, event'e şey yapabiliriz, başvuru alabiliriz. Ürünle ilgili free trial için başvuru alabiliriz. Bir use case yazıp onu indirtebiliriz. E-book yazıp onu indirtebiliriz. Veya mesela bu şeyde olduğu gibi, bu webinarda olduğu gibi bir webinar düzenleyip webinar üzerinden şey yapabiliriz. Lead alabiliriz. Bu bütün landing page'ler kendi içerisinde de farklı farklı varyasyonlara sahip olabilir. Bizim örneğimize dönersek, işte marketing manager'ın ana landing page bazında işte bir webinar landingi, bir de e-book landingi olabilir. Bir de webinar ve e-book landingin altında kendi içerisindeki işte form alanları, kullanılan görseller, renklerin test edilebileceği kendi alt AB varyasyonları olabilir. İşin conversion rate optimization management tarafında şunu unutmayalım. Sitemize gelen ama henüz lead'e dönmemiş bir şeyden bahsediyoruz, kitleden bahsediyoruz. Burada yapabileceğimiz şeyler ne? Pazarlama aksiyonları ne? Burada da özellikle web sitesi etkileşim aksiyonları dediğimiz, engagement aksiyonları dediğimiz, arada çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum, kusura bakmayın, terminolojiden kaynaklı. Türkçesine çevirmeye de çalışırken çok da zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Bu aslında çok ve gözünüzde canlandırmak gerekirse işte bir siteye gelip belirli bir blog postu sonuna kadar scroll etmiş, sonuna kadar okumuş kişiye pop-up çıkararak bir landing page'e yönlendirme gibi aksiyonlar. Dediğim gibi ana hedef burada siteye gelen şeyi, trafiği şeye döndürebilmek, lead'e döndürebiliyor durumda olmak. Buna paralel siteye gelen trafiğin lead'e dönmesiyle ilgili yapılacak bütün UX optimizasyonları, kullanıcı deneyimi tarafında yapılacak bütün optimizasyonlar da buranın konusu. Bu arada burada tabii ki gene bizim sosyal medyada yaptığımız düzenli paylaşımlar da gene buradaki şeyi,
site, yani gelip siteye lead'e dönmemiş bir kişinin tekrar sosyal medyadan görüp tekrar sitemize gelmesini sağlayacağı için onları da burada bir pazarlama aksiyonu olarak sayabiliriz. Son olarak remarketing. Zaten bolca kullanılan ve B2B'de benim çok şey yaptığım, tavsiye ettiğim siteye gelen herhangi bir şeye, kişiye sonra gittiği mecralarda ki burada B2B özelinde özellikle LinkedIn, Twitter, Facebook, hatta Instagram gibi mecralarda zaten siteye gelmiş, siteme gelmiş ama hani lead'e çevirmek için veya lead'e dönse bile tekrar onunla etkileşime geçmek için remarketing'de kullanılacak aksiyonlardan. Bir diğer kısma geldiğimizde bu örnekte gelen lead'lerin 147 tane lead'den bir tanesi qualified lead haline gelmiş ve ondan sonra da işte opportunity, proposal ve customer'a kadar da aynısı gitmiş. Şimdi burada bizim gelen lead'in qualified lead olması, qualified lead'in o fırsata dönmesi, fırsatın teklife, teklifin satışa dönmesi. Bütün bu şeyler, aşamalar bizim için nurture ve close. Aslında lead nurturing süreçleri. Özellikle B2B pazarlamada bir de enterprise level satıyorsanız, lead toplayıp uzun sales cycle'a satıyorsanız burası işin en çetrefilli kısmı oluyor. Çünkü dediğim gibi yani 9 ayda 1 yılda kapattığınız bir satış ortalamasından bahsettiğimiz bir dünyada ve satışı kapatmadan önce satışı kapatacağınız lead'e defalarca e-mail'le, defalarca remarketing'le, defalarca satışçınızla temas ettiğiniz bir dünyada burası gerçekten üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir kısım oluyor. Burada neler yapıyoruz? Buradaki en kritik konu aslında satış ve pazarlama ekiplerinin beraber çalışabiliyor durumda olması. Global çapta da büyüme yakalayan özellikle B2B alanındaki firmalara baktığımızda farklı yaptıkları çok iyi bir kısım var. O da şu aslında. Bu arada sesle görüntüde bir sıkıntı yok değil mi? Ben bir öyle bir teyit alayım istedim. Kendi kendime konuşup bitirmiş durumda olmayayım çünkü. Ha tamam. Sıkıntı yok, sağ ol. Çok gülerdim vallahi. Kendi kendime şu 45 dakika konuşup aslında yayında değilim konusu olsa. Evet. Burada satış ve pazarlama şeylerinin, ekiplerinin bir çalışması, hatta buna HubSpot Marketing diyor. Smart Marketing'den Marketing veya Sales Marketing'le birleştirerek bir nevi aslında pazarlama ve satış ekipleri bir araya geldiğinde büyüme ekiplerini oluşturuyorlar. Bu şundan kritik. Şimdi gelen bir lead'in satışa dönmesinin işte 9 ay olduğu, 3 ay olduğu, 6 ay olduğu gibi süreçlerde satış ve pazarlama iki ayrı departmanmış gibi değil. Yani işte pazarlama lead'i getirir, sonra verir, sonra satışçı yapar. Gidip satışı kapatmaya çalışır gibi değil. Aslında iç içe geçmiş ekipler gibi çalışması çok kritik. Zaten başarıya ulaşan çoğu örnekte de satış pazarlama ekiplerinin çok böyle iç içe geçtiğini yapıyoruz orada. Görüyoruz. Burada bir diğer husus da bu ilk başta belirlenen funnel'lar, yani ürün bazlı ayrıştırılan ana funnel'ların aslında CRM sistemlerinde de o şekilde izlenebiliyor durumda olması. Yani şöyle, bu gene satış ve pazarlamanın birleşmesiyle alakalı bir konu. Eğer pazarlama ekibi kendisine işte 5 ayrı ana funnel belirleyip her bir funnel'ın altında da ona göre bir architecture çizmişse ama dönüp satış ekibi CRM'de tek bir funnel üzerinden, tek bir pipeline üzerinden bunu götürüyorsa orada bir uyumsuzluk olacaktır. Bir diğer konu da lead scoring konusu. Lead scoring konusu özellikle sales cycle yani uzun olan firmalarda o ilk şeyler yapıldığında, ilk trafik toplama çalışmaları yapıldığında hangi kanaldan potansiyel satışa dönebilecek trafik gelecek tespiti için işe yarayan bir konu. Bir diğer konu da yine gelen leadlerin, özellikle lead sayısı çok fazla olan firmalardan satış ekibi hangi lead'e öncelik versin konusu. Aslında pardon, bir bildirim geldi, şuna bakmam lazım. Sunumu tam ekran yapınca kitleme oluyor. O yüzden yapamıyorum, pardon. Mehmetciğim ya, deneme yaparken tam ekran yapınca kitleme yaptı. O yüzden tekrar o riske girmek istemiyorum. Mümkün mertebede biraz daha büyütmeye çalışayım. Şu tam mail'leri saklayayım. Şimdi daha iyi olmuştur diye düşünüyorum. Şunu da haydedeyim. Evet. Şimdi burada rica ederim. İşin lead scoring kısmından bahsediyorum. Lead scoring kısmı şundan kritik. Şimdi
Örnek vereyim. İşte ortalama 6 ayda sattığınız bir ürün var. Ve ilk başta işte marka bilinirliği, ilk trafik sağlama çalışmalarına başladınız. Ne yapalım dediniz? İşte globalleşeceksiniz. Global çapta rakiplerin, özellikle belirli yerlerde penetre olmuş rakiplerin şeylerine, markalarına, marka şeylerine, aramalarına, brand aramalarına reklam verelim dediniz. Böyle bir taktik uyguluyorsunuz. Paralelde personallara LinkedIn'den bir şeyler hedefleyelim. LinkedIn'den in-mail kampanyası yapalım dediniz. Onu da şey yapıyorsunuz, deniyorsunuz. Şimdi ama 6 ay sonra kapanacak şey. Satış ortamına kapanırsa. Şimdi işte o ilk reklamları açtınız. İlk işte ikinci, üçüncü haftada optimizasyon yapmaya başlıyorsunuz diyelim. İşte ilk başta tabii ki bakıyorsunuz işte ne kadar görüntülenme almış, ne kadar CTR var, ne kadar şey almış, klik almış. Bunların hepsi aslında bizim lead'den önceki taraftaki yapacağımız optimizasyonları. Yani hangi reklam ilgi çekiyor, hangi söylem ilgi çekiyor bunu yapıyoruz. Ama gel gelelim. Gelen lead'in satışa dönmeden önce bu lead'e satabilirim insight'ını alacağımız yani. Bunun için belli başlı aslında bakacağımız iki konu var. Birincisi zaten funnel'daki o şey hangi layer'da oldu? Yani funnel'da zaten qualified lead olduysa, opportunity falan geçiyorsa zaten orada biz potansiyel satış şey rakamına kadar şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama bir diğer konu da şu. Qualified lead olmasa dahil veya qualified lead olup opportunity'ye dönmese dahil bizim gelen lead'lerle ilgili skorlama yapabilmemiz. Şimdi burada da aslında şey ikiye ayrılıyor. Yani yapılabilecek şeyler, aksiyonlar. Bir tanesi marketing automation tool'ları var. Global çapta işte marketing gibi, HubSpot gibi. Bu marketing automation tool'ları bu skorlamayı otomatik yapıyor. Yani işte birisi geldi size lead bıraktı X puan. Tekrar siteye geldi X puan. İşte pricing'i şey yaptı X puan. Yani bu şekilde puanlama usulüyle kendisi bir skorlama yapıyor. Tabii bu birazcık işin maliyetli kısmı. Günün sonunda bir marketing automation tool yatırım yapmanız gerekiyor. Ama çok manuel bile hani satış ekibinin gelen leadleri 1 ile 10 arasında bir kantitatif metrikle skorlaması bile gerçekten belirli bir sayının üzerindeki lead geldiğinde daha satışa dönmese ve daha karşı taraftan şey almasak bile cevap almasak yani fırsata dönüşmeden bile ilk bize ön şeyleri verebilir. İşaretleri verebilir. Ha, her firma kendi skorlama mekanizmasını oluşturabilir. Skorlama mekanizmasını oluştururken de manuel skorlama mekanizmasından bahsediyorum bu arada. Person oluştururken ki alt kırılımlara bakmanızı öneririm. Mesela sizin için hangi endüstriler kritikse o endüstriden olması, yani landing page'i doldururken endüstri bilgisine onu giriyor olması önemlidir. Veya sizin satış yapacağınız firmaların zaten 500 plus çalışanı olması lazım. O zaman işte landing page'den 500 plus'ı doldurmuş olması veya landing page'den doldurmasa bile dönüp satış ekibinin LinkedIn'den gidip baktığında evet, bu 500 kişiden fazla kişinin çalıştığı bir firmada çalışıyor gibi tespitleriyle beraber. Yani sizin için ne kadar ideal müşteriye yakın bir saptama yapılıyorsa bu dediğim gibi online formdan alabilirsiniz bunu landing'den veya satış ekibiniz birebir araştırmayla bunu yapabilir. Ona göre puanını yüksekleştirmek kritik. Lead scoring tarafında dediğim gibi gene satış ve pazarlama ekiplerinin çok iç içe çalışıyor durumda olması lazım. Burada da ya benim çok hani tavsiye ettiğim bir konuda satış ve pazarlama ekiplerinin hedeflerinin şey olması. Aynı olması. Aynı tarafa doğru koşmaları. Yoksa burada şeyler olabiliyor. İşte gelen leadlerin çoğu şeydir. İşte biz kendimiz bulup satıyoruz. Hani satış ekiplerindeki durum. Ama şunu unutmamak lazım. Nurture close dediğimiz kısım. Yani lead nurturing kısmında offline'da yapılan satış faaliyetleri bile online'da yapılan pazarlama çalışmalarıyla etkileniyor. Örnek vereyim. Satış ekiplerinin kendilerinin LinkedIn'den prospecting'le veya referral'da buldukları müşterilerle yaptıkları şeylerde birebir satış çalışmalarında. O kişiler siteye geldikten sonra arka tarafta remarketing dönüyor olması bile aslında satış ekibini kuvvetlendiren bir konu. Öyle olduğu için satış ekipleri tamamıyla aslında burada pazarlama ekiplerine toplamdaki yapılacak satış faaliyetlerini ve kuvvetini artırabilir bir şekilde konumlaması gerekiyor. Burada lead nurturing tarafında yapılabilecek şeyler ne? Marketing aksiyonları ne? Artık burada marketing aksiyonu yazdım ama yani pazarlama ve satış aksiyonları aslında burada. Bütünleşik aksiyonlar bunlar. E-mail sekansları var. Özellikle çok böyle şeyle uygun fiyatlı bunun için çok fazla tool oldu artık. Yani gelen şeye leadlere belirli kural setleri atayarak drip campaign olarak da geçer bu. Belirli e-mail sekanslarına sokmak. Örnek vereyim. İşte X landinginden geldi. Ona bu maili at.
Açarsa bunu at, açmazsa bir hafta sonra bunu at gibi önceden aslında kural setini belirlediğimiz kısım. Bunları tabii kurup bir de sürekli bunları şey yapmak lazım. Takip ediyor durumda olmak ve optimize ediyor durumda olmak lazım. Remarketing burada da çok can alıcı. Yani lead olarak gelen bir kişi ne kadar bizi daha fazla farklı mecralarda iyi contentle, content burada çok kritik. Özellikle use case'i çok şiddetli öneriyorum B2B'lere. Use case gerçekten lead nurturing safhasında sizin çok çok fazla fayda sağlayabileceğiniz kaliteli bir içeriktir. Remarketing aslında o satış sürecini kısaltmaya yönelik aktiviteleri kapsıyor. Yine burada web sitesi ve marketing otomasyon kurguları. Dediğim gibi burada kullanılacak tool'un kapasitesine göre farklı kurgular yapılabiliyor. Yani şu kurgular da mümkün. Daha önce gelip lead şey yapmış, lead olarak sisteme kaydolmuş birinin gelip pricing sayfasını incelerken şeye, satışçıya işte şu anda bu lead pricing sayfasını inceliyor, şu an arayabilirsin gibi notifikasyon atmasına kadar gidebilen bir şey var burada. Marketing otomasyon dünyası var. Ama buradaki konu şu, çok özetle bir 10 dakikaya bitireceğim. Lead nurturing kısmında satış ve pazarlama ekiplerinin aynı hedef doğrultusunda ve ROI odaklı, return on investment odaklı bir arada çalışıyor durumda olması lazım. Son taraf aslında bu gösterdiğimiz funnel'ın en altında bir de bir customer ve revenue base'imiz var. Yani funnel'ın altından girip müşteriye dönüştükten sonra biz o müşteriyi elle tutmak, onu daha fazla satmak ve günün sonunda da toplam gelirimizi artırmaya yönelik faaliyetler yapıyoruz. Bu da bizim için customer lifecycle management aslında aşaması. Burada da yapılan belli başlı çalışmalar zaten özellikle upsell ve cross-sell çokça yapılır. Yani bizim kendi ürünümüzün daha üst versiyonunu satabilmek veya markamızın altında birden fazla farklı ürün veya hizmet varsa onları çapraz olarak satabilmek. Retention management çok önemlidir. Yani global dünyada da şu anda baktığımızda değerleme anlamında yüksek değerlemelere çıkan firmaların çoğunda gördüğümüz bir metrik var. O da churn'leri çok düşük. Çünkü müşteri elde etme maliyetleri çok yüksek. B2B'lerde özellikle müşteri elde ettikten sonra kaybetmemek, yani şeyi kaybı en aza indirmek burada çok kritik. Bunun için NPS dediğimiz Net Promoter Score, yani mevcut müşterinin sizden ne kadar memnun ve siz ne kadar başkalarının önerilerinin, analizlerinin ve araştırmanın sürekli yapılıyor durumda olması lazım. Şunu da çok şiddetle tavsiye ederim. Burada müşterilere, mevcut müşterileri sadece elde tutup revenue artırma gözüyle bakmayın. Mevcut müşterilerinin sizin bir sonraki potansiyel müşteriniz için üreteceğiniz pazarlama materyalleri içerisindeki en aslında güvenilir materyali üretebilme kapasitesine sahip. Bu da nedir? İşte case study'ler, testimonyaller. Yani siz kendinizi anlatmaktansa şeyinizin, müşterilerinizin sizin adınıza, size nasıl çalıştığınızı anlatması çok çok daha pazarlama anlamında etkili oluyor. Şimdi biraz metriklerden çok kısaca bahsedeyim. Bu bütün şeylerde funnel'ın ayrı aşamalarında ayrı tip metrikler var aslında. Yani en üstteki brand awareness kısmında biz impression'lara mecra bazlı, siteye gelen trafiğin hangi source'tan geldiğine ve siteye hiç gelmese bile sosyal medya hesaplarımızda ne kadar şey olduğuna, ne kadar takipçi olduğuna, gene sosyal medyada yaptığımız çalışmalarda ne kadar insanlar bize etkileşime geçtiğine, bizi kimlerin backlink verdiğine, nerelerde bizim ismimizin geçtiğine veya bir yerde bir platformda bir değerlendirme platformu var diyelim tool'ların oldu. Oraya birisi biz kendimizi eklemişiz ve oraya gelen yorumlar. Bunların hepsi aslında siteye gelmeden önce marka bilimiyle ilgili bizim takip edebileceğimiz metrikler. Onun dışında tabii ki bir de CTR dediğimiz click through rate var. Yani bütün bu mecralarda bizim yaptığımız iletişim çalışmalarında bizim veya bizim adımıza şeylerin diğer bizim adımıza insanların diyeyim onların ne kadarı şeye dönüyor siteye ziyarete dönüyor kısmı. Bu işin ilk reach attract tarafındaki brand awareness'taki önemli metrikler. Engage convert sürekli çoğunlukla baktığımız yer işin özellikle gene şey bazlı, source bazlı şey conversion rate'ler nasıl değişiyor? Yani hangi yerden gelen visitor'lar daha fazla lead'e dönüşüyor? Ne kadar lead sayım var? Gelen lead'lerin eğer B2B olarak online şeyi bitirebiliyorsam, satışı bitirebiliyorsam bir SaaS gibi dönüşüm değerleri ne, hatta return on ad spend'leri ne? SaaS'larda online özellikle satış yapan şeyler SaaS'larda B2B e-commerce kadar aslında return on ad spend üzerinden bir şey yapılabilir. Analiz yapılabilir. Onun dışında sadece source bazlı değil, hangi sayfalar, hangi landingler daha iyi performans gösteriyor. Bir de burada bakmamız gereken bir kısım da bizim o remarketing audience'ımız nasıl büyüyor?
Özellikle B2B'de lead'e dönmese bile yapılan çalışmalarda visitor sayısını da çok önemseyin. Çünkü o visitorlar yarın bir gün remarketing'den dolayı tekrar gelip lead olabilecek potansiyele sahip. Nurture close tarafı, lead nurturing tarafında da ana baktığımız şeyler aslında gene source bazlı lead kalitesi nasıl değişiyor? Potansiyel satış değeri nasıl değişiyor? Kapanan satış varsa gene source bazlı kapanan satış değerleri ve burada return on investment tarafında özellikle B2B firmalar satış, pazarlama yani toplam aslında şeylerini, harcamalarını yıllık bazda toplam kapattıkları veya potansiyel kapatacakları satışa göre aslında return on investment analizine gidebiliyorlar. Son tarafta mevcut müşteri base'imizle ilgili bakabileceğiniz metrikler. Burada dediğim gibi Net Promoter Score defalarca şey yapılar, bakılması gereken bir şey, metric. Gene elle tutma oranı, churn rate, kayıp oranı. Müşteriyi ne kadar elde ediyorum? Customer Acquisition Cost. Benim Customer Acquisition Cost'um ve Lifetime Value'mun oranı, yani elde ettiğim bir müşteri elde etme maliyetini ne kadar şeyde zamanda çıkarıyorum. Time to Payback, Customer Acquisition Cost gibi şeyler var. Kritik metrikler var. Mevcut müşteri ve Customer Base'imi tarafına baktığımda. Son olarak bütün şeyin yani alt taktiklerin hepsini derinine inmedim. Sonuçta bütün şeyleri de dijital pazarlama mecralarında funnel'ın neresine koyabileceğinizi üst baştan anlatmaya çalıştım ama sonuçta bugün içerik bulutunun misafiri olarak bu webinarda olduğum için içerik kısmı ayrıca bir başlık açmak istiyorum. İçerik pazarlaması gerçekten bir büyüme driver'ı. Yani içerik pazarlamasını düşündüğümüzde bir defa bütün funnel'ın yani en üstünden hiç bizim sitemize gelmeyenden 10 yıllık müşterimiz olsa bile hepsini etkileyebilecek elimizde bir aslında bir kuvvet. Burada da içerik pazarlaması kısmını şey yaparken planlarken işin bir içerik tipleri var. İşte blog post gibi, use case gibi vesaire. Ama bir de life cycle stage dediğimiz yani içeriği tüketecek kişinin karar alma sürecinde nerede olduğu kısmı var. Bu kısım çok kritik ve içerik pazarlamasında gerçekten başarıya ulaşan markaların çoğu özellikle bu kısma çok hassasiyet gösteriyorlar. Bu nedir? Bu aslında tüketici karar alma sürecindeki arama yapan kişinin veya arama yapan değil mi? Yani sizin potansiyel karşınızdaki müşterinizin karar alma sürecinin nerede olduğuyla alakalıdır. Burada bizim CDN örneğimize dönelim. İşte marketing manager düşünün bir tane. Person aynı persona. Ama sitesinin yavaş açıldığını daha yeni tespit etmiş. Ya Google Search Console'dan ya kullandığı bir SEO tool'undan bir analiz yapmış. Sistem yavaş açılıyor demiş. Şimdi bu kişinin muhtemelen yapacağı arama zaten sistem neden yavaş açılıyor araması. Yani bir CDN sağlayıcısı olarak bu şeyin bu aramanın karşısında CDN'i anlatmamız çok bir anlam ifade etmiyor. O yüzden buradaki yapılan aramada onu tamamen eğitmeye yönelik içerikler. Yani sistem neden yavaş açılıyor, nasıl hızlandırabilirsin, bunun için hangi teknolojiler var vesaire gibi içerikler yazmak. Bu daha bizim işte eğitimsel içerik dediğimiz kısımlar burada önemli oluyor. Bir diğer arama da şöyle bir arama, işte Best CDN Provider in Europe. Şimdi bu da aynı marketing manager, aynı person ama karar alma sürecinde bir şeyler araştırmış, belki değerlendirmiş. Artık CDN diye bir şey öğrenmiş ve CDN provider'ı seçmeye geliyor. Şimdi bu ikisi arasında aynı person olmasına rağmen üretecek içerik arasında çok büyük farklılık gösteriyor. İçerik tiplerine geldiğimizde çok kısa onlara da değineyim. 2 dakikaya bitireceğim. Sonra soru var, sorulara geçeceğim. Zaten blog post bolca kullanılan bir şey. Onun içerisine çok girmiyorum. Ama use case B2B'ye şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle format olarak çalıştığınız firma sizi neden tercih etti? Nasıl bir problemi vardı veya nasıl bir fırsat gördü? Nasıl çalıştınız? Metodoloji nasıldı? Neler yaptınız? Ve en son olarak da sonuçlar. Hangi sonuçları aldı? Bu formattaki use case'leri bütün şeylerinizden, mevcut müşterilerinizden almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnfografik kısmı var burada. İnfografik de özellikle backlink almak için veya ürettiğiniz içeriğin yayılması için iyi bir şey. İçerik tipi. Çünkü insanlar bu visual içerikleri daha fazla paylaşıyorlar. O yüzden belirli şeylerin özellikle çok böyle datanın üzerinden geçtiği bir şeyseniz, firmaysanız, bir yazılım firmasıysanız hani belirli elinizdeki dataları kümüle ederek belirli infografikler çıkarabilirsiniz. Örnek vereyim. İşte bir mobile app engagement tool'usunuz. Mobil uygulamalar içerisinde push notifikasyon atmaya yarayan bir tool'usunuz. İşte diyorsunuz ki ben 150 milyon tane app'in içerisinden aldığım dataya göre insanlar en fazla
pazartesi günü şey yapıyor, alışveriş yapıyor. En fazla iOS'tan alışveriş yapıyor. En fazla şu saatler arasında. Ya bu aslında çok fazla yayılabilecek bir içeriğe dönüşüyor. Son olarak podcast'te bir başlık açayım. Podcast gerçekten çok ilginç. Yani bir 2-3 sene önce bana sorsalar hani 2019'un Rising Star Content şeyi ne olur tipi diye podcast demezdim gerçekten. Ama şu an podcast diyebilirim. Özellikle İngiltere'de, Amerika'da ki Avrupa'da, hatta ben Türkiye'de bile çok fazla arttığını şey yapıyorum, şahit oluyorum. Podcast çok artıyor. Ha, podcast'in kullanımı tabii farklı yine metodoloji. Yani bu içerik tipi, insanlar podcast tüketiyor artık. Neden? Çünkü işte bir şeyi görsel takipten ziyade sesli takip etmek, özellikle multitasking bir durumda bir şey yaparken arka tarafta onu dinlemek veya hareket halinde dinlemek için önemli bir mecra haline geldi. Ama podcast'in içerisinde de içerik pazarlaması mantığını düşündüğünüzde siz podcast'in içerisinde mevcut müşterilerinizle success story'ler konuşabilirsiniz. Decision maker olmak istediğiniz alanda ilgili uzmanları ayarlayıp orada konuşmalar yaptırabilirsiniz vesaire. Webinar zaten şu anda canlı örneğini gördüğünüz üzere içerik bulutunun işte şeydeki pazardaki profesyonellere bazı konularda başlık açıp onlarla ilgili içerikler yaptırması gibi güzel bir örnek olarak verebilirim. Son olarak içerik bulutuna teşekkür ediyorum. Bu arada bu şeyi de izleyenler için, webinarı izleyenler için de %20'lik bir indirim kodu hazırlamışlar. İlerinde geçerli olan. Eren20 onun da şeyi, indirim kodu. 31 Ekim'e kadar da bu kodla şey yapabiliyorsunuz. İçerik taleplerinizi oluşturabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, 1 saat 45 dakika 1 saat diyordum. 1 saat sürdü. LinkedIn, Twitter ve Instagram bana ulaşabileceğiniz mecralar. Dediğim gibi sunumun paylaşabilecek bir formatı var. O formatı da talep edenler olursa birebir şey yapabilirim. Yollayabilirim.